Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Gayet iyi görünüyorsunuz. Herkes beni gördüğüne sevinmiş olmalı. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Peki, sevinçli olduğumuz zamanlarda ya da bizi üzecek bir şeyle karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz, değil mi? Bilmiyor muyuz? O halde seyredin bakalım Nasrettin hocanız bu hikayede size ne anlatacak? Benim çalışkan, akıllı, öğrenmeye meraklı canım çocuklarım. Dün verdiğim ödevi herkes yapmıştır inşallah. Ben yaptım hocam. Ama bazı yerlerinde annem yardım etti. Aferin sana Adem. Huriye, sen yaptın mı kızım? Tabii ki de yaptım hocam. Hem de tek başıma. Ben yarısını yapabildim hocam. Bana da zor geldi biraz. Demek sana zor geldi. Yok yahu. Aslında çok da zor sayılmazdı ama. Hüseyin, senden ses çıkmıyor bakıyorum da. Yaptım hocam, yaptım da. Abim birazcık yardım etti ama. Yardımlaşmak çok güzel bir şey tabii. Ama kendi ödevimizi kendimiz yaparsak daha güzel olur. Fatih, sen yaptın mı evladım? Yani ben yapamadım hocam. Ben de Fatih kesin ödevini yapmıştır diyordum. Neden yapamadın peki? Hocam bizim evimiz çok dar. Dün de misafir gelince babam beni ev çok küçük diye dışarı gönderdi. Demek eviniz çok dar. Tamam, bu seferlik bir şey demiyorum ama yarına mutlaka yap ödevini. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Tamam çocuklar, hadi bakalım bugünlük bu kadar, serbestsiniz. Ama afacanlık yapmak yok. Fatih, eve gidince babana de ki yavrum. Nasrettin hocam seni çok özlemiş. Akşam bize çay içmeye gelecekmiş. Tamam hocam. Hadi bakalım gidebilirsin o zaman sen de. Hoş gelmişsiniz hocam. Geçin şöyle, ayakta kalmayın. Hoş bulduk Hamza efendi. Hoş bulduk da. Ben gelmesem uğrayacağın yok. Özledim ya, yüzünü gören cennetlik. Aman hocam. Utandırmayın insanı. Ama çok iyi gördüm sizi. Maşallahınız var. Gün geçtikçe gençleşiyorsunuz sanki. Yaşım kaç, başım kaç Hamza efendi. 60'lık delikanlıyım daha. Tabii ki dinç olacağım. İlahi hocam, sen çok yaşa değil mi? Eksik olma Hamza efendi. Ben de seni iyi gördüm. Ayrıca evinizde pek ferahmış yahu. Neresi ferah hocam? Görmüyor musun? Daracık. Zor sığıyoruz, inanır mısın? 3 kişi misafir gelse birini kapının önünde ağırlıyoruz. Kutu gibi dedikleri var ya. İşte bizim ev kutu gibi. Bizim keçinin ahırı bile buradan büyük. Buraya bağlasak durmaz herhalde. Yok ya, o kadar mı diyorsun? Öyle hocam, öyle. Bir misafir gelince parmak ucumuzda yürüyoruz. Hatta bazen nefesim kesiliyor da cama çıkıyorum. Çok sıkıntı çekiyoruz şu evin darlığından. Allah Allah. Bana epey ferah geldi ama. Şu sizin keçiyi bir getir de bakalım o ne düşünüyor Hamza efendi. Nasıl yani hocam? Keçiyle aynı odada mı oturacağız? Evet yahu, ne olmuş? Hayvanları sevmek lazım değil mi? Keçileri de ayrı bir severim ben. Çok güzel hayvandır. Hem etinden sütünden yararlanırken iyi hoş. Getir de iki insan görsün, iki kelam duysun, misafirimiz olsun ya. İlahi hocam. Hocam şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne şakası canım? Getir yahu, getirsen bakalım burada durur muymuş, durmaz mıymış? Nasıl da güzel bakıyor yaradana, kurban olduğum. Baba bu gece bizimle kalsın ne olur baba. Bizle kalsın bu gece ne olur baba, lütfen lütfen baba. Aman da aman, nasıl da güzel bir şey bu. Bence de kalsın Hamza efendi, yerini sevdi baksana. Ellemede rahatsız olmasın yumurcak. Hadi bana müsaade. Zengin kalkış oldu ama yarın akşam gene gelirim bir kahvenizi içmeye. Gelmişken keçiyi de severim biraz. Aferin sana Fatih. Hep sev hayvanları böyle. Bu gece de iyi ağırla misafirini. Şikayet duymak istemiyorum ona göre.
yaşasın. Keçi bizimle yatacak, yaşasın. Hanım, ben Hamzalara gidiyorum. Sen de gelebilirsin istiyorsan. Daha dün akşam gitmedin mi bey? Bu akşam da gideceğimi söyledim. Kahveye bekliyorlar. Ayıp olur gitmezsem. Tamam tamam, sen git o zaman. İşim var benim. Selam söylersin Sümbül'e. İyi madem. Hadi çıktım ben. Nasılsın bakalım ufaklık? Hocam sormayın, vallahi sormayın. Eve zaten biz zar zor sığıyorduk. Bir de bu keçi gelince iyice daraldı. Kümes kadar oldu ev. Hele senin şu tavukları da getir de Hamza kardeşim, az biraz da onları sevelim. Ne diyorsunuz hocam Allah aşkına? Tavuk diyorsunuz. Bir dakika, tavuk mu dediniz? Yanlış mı duydum yoksa? Ben tavukları da çok severim Hamza. Yahu tavuklar olmasa nasıl yumurta yeriz? Hadi, hadi şu tavukları al gel de neşelenelim biraz. Vay be, şunlara bak Hamza Efendi. Nasıl da sevimliler. Ama hocam. Ay, nasıl unuturum. İneğin nerede Hamza? Ahırda hocam. Bütün gece yalnız mı kalacak hayvancağız orada? Korkar tek başına Hamza Efendi. Al gel çabuk, onu da sütten kesilmesin. Saat de çok geç oldu Hamza. Ben şimdi gideyim de bu sevimli tavukları da yarın gelir severim. Aman diyeyim, çıkarma bunları evden. Hem yarın ben gelince tekrar içeri almakla uğraşmamış olursun. Hem de biraz rahatlık görsün hayvanlar. Yazıktır. Şey, hocam ama olmaz ki. Yani. Tamam tamam, sana da iyi geceler Hamza Efendi. Hadi kalın sağlıcakla. Ne yapıyorsun Gülsüm Hatun? Kambur olacaksın yahu. Görmüyor musun bey? Halıdaki tozları topluyorum. Hamarat Hatun mu desem sana acaba ha? Tamam neyse, ben camiye gidiyorum. Akşam da Hamzalara uğrayacağım dönerken. Geç kalırsam aç kalmayın, siz yiyin Fatma ile yemeğinizi. İki gündür Hamzalara gitmek de neyin nesi Nasreddin Efendi? Hem ne demeye adamın hayvanlarını evine sokturdun? Konu komşu konuşur olmuş. Senin bir bildiğin vardır elbet ama hadi bakalım. Neyse canım, hadi gidiyorum ben. Cemaat bekler. Demek istediğim, Allah her şeyi insanlar için yaratmıştır çocuklar. Ve yarattıklarıyla bizim samimiyetimizi ölçer. Yani her şey güzelken şükredip başımıza kötü bir şey geldiğinde şikayet ediyor muyuz diye bizi dener. Yani başımıza kötü bir şey geldiğinde de mi şükretmeliyiz hocam? Hı hı. Yani topacımız kaybolsa ya da hastalandığımızda burnumuz aksa bile mi? Evet, burnumuz aksa bile şükretmeliyiz. İneğimiz ölse de mi? Evet melek kızım, ineğimiz ölse de. Çok üzülürüz evet, ama şikayet etmek yerine dua edip yeni bir inek isteyebiliriz Allah'tan. Peki hocam, evimiz darsa ve odamız yoksa? Dar da olsa bize bir ev verdiği için Allah'a teşekkür etmeliyiz Fatih. Bugün biraz düşünün bakalım bu konuyu. Merak ettiğiniz bir şey olursa yarınki derste tekrar konuşuruz çocuklar. Hadi şimdi gidebilirsiniz. Unutmayın, afacanlık yapmak yok. Hocam, evde rahatımız kaçtı iyice. Çok sıkıntıya girdik. Adım atacak yerimiz kalmadı. Ne olur bir çare söyleyin. Çoluk çocuk perperişan olduk. Dur ya, sakin ol Hamza Efendi. Dert ettiğin şeye bak.
Çıkarsana evinden hayvanları o zaman, ne bekliyorsun? Ama hocam siz dediniz ki sakın. Şimdi de çıkar diyorum işte. Hadi gidip bütün hayvanlarınızı evden çıkarıp bir güzel temizlik yapın bakalım. Hem sıkıntınız geçer hem de belki yeriniz genişler. Sağ olun hocam. Hemen gideyim de müjdeyi vereyim bizim hanıma. Nasrettin Hoca'dan yardım istedin ha? Evet Hüsamettin abi. Gittim anlattım derdimi. O da dinledi sağ olsun. Evi bir güzel temizledik hanımla sonra. Baktık ki bizim ev gayet geniş ve ferahmış meğer. Çok seviyorum şu bizim Nasrettin Hoca'yı be Hamza. Herkese yardımcı oluyor. Babalık yapıyor. Helal olsun vallahi. Allah razı olsun Nasrettin Hoca'dan. Hakkını ödeyemem Hüsamettin abi. Selamun aleyküm ağalar, kolay gelsin. Ve aleyküm selam hocam. Yüzün gülüyor bakıyorum da Hamza efendi. İnsan sarayda yaşar da yüzü nasıl gülmez hocam? Aman aman gülücük eksik olmasın yüzünden. Hadi Allah'a emanet olun. Evet canım evlatlarım, beğendiniz mi bakalım hikayemizi? Ne yapmamız gerektiğini artık öğrenmiş olmalıyız. Oo, benden mi duymak istiyorsunuz? Peki, anlatayım o zaman. Demek istediğim şey, her ne halde olursak olalım şükretmeliyiz. Mutluyken, üzgünken, heyecanlıyken ya da her zaman işte. Daha da önemlisi ne biliyor musun? Ailemizin, arkadaşlarımızın, kıyafetlerimizin, oyuncaklarımızın, kısacası sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz. Mesela ben para kaçanı çok seviyorum. Yaşlansa da onun kıymetini biliyorum ve başka bir eşek istemiyorum. Çünkü elimizdekilerle yetinmeyi ve onlarla mutlu olmayı bilmemiz gerekiyor. Bugünlük de bu kadar. Başka bir hikayede görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.